Şevket Bey, Ahmet Özer'le birlikte 15 Aralık 2023'te Van Bahçıvan'da Mebyader Derneği'ne giriş yaptığınız iddiası yer alıyor. Neden Evet. oradaydınız? Şimdi Mediader bir dernek mi? Öyle mi biliyorsunuz? Ya surur olarak siyorsun. Bir dernek olarak mı? Yardımlaşma. Ha, hayır, bir dernek olarak algılanıyor. Şimdi dernek bir tüzel kişiliğe sahip. Hatta izin istemeyen valilik oluruyla, işte bildirimle kurulan bir yapı. Haliyle dernekse, faalse, aktifse, çalışmalara devam ediyorsa o zaman yasaldır, meşrudur. Yani bu anlamda herhangi bir derneği ziyaret ediyor olmamızın da ne tür bir beis var, onun takdirini kamuoyuna bırakıyorum. O anlamda şunu şöyle izah edeyim. Bir seçim süreciydi. Haliyle bir takım sivil toplum kuruluşları ziyaretlerinde bulunduk. Bunun içerisinde TÜMUP vardı, Mühendisler Odası vardı, İnsan Hakları Derneği vardı, Eğitim Sen vardı, bu tip özel ve yarı kamu kurumları vardı. Bu anlamda yani görüşmeler buna ilişkindi. Ama dediğimiz gibi, konuşmanın başlarında belirttiğim gibi, eğer dernekse yasal bir kurumdan bahsediyoruz. Kendisi için yasal gördüğü, sakıncalı görmediği, kapatmadığı bir dernekte şayet öyle bir ziyaretimiz varsa da neden burada bir beis görülüyor anlamak mümkün değil. Peki Ahmet Özer'in 15 Aralık yine 2023 tarihinde Van'da 9 kişiyle irtibat kurduğuna yönelik dosyada ifadeler yer alıyor. Bunlardan biri olarak da sizin adınız geçiyor. Dosyada yine PKK suçundan yargılanan kişilerle irtibatlı olabileceği, bir yeğeninizden onların faaliyetlerinden bahsediyor, teslim olduğundan bahsediyor. Bunlarla ilgili ne demek istersiniz? Ya şimdi bunlar özel şeyler. Yani nihayetinde şunu söyleyeyim. Yani orada dediğiniz gibi aslında bu sorunun cevabını bir önceki soruda beyan ettik. Son nihayetinde bir seçim çalışmasındaydık. Seçim safahatındaydık. Yani bizim çalışmamız lazımdı. Seçim sahada kazanılan, sahada çalışılarak yapılan bir şeydi. Yani bu anlamda çalışmalar buna yönelikti. Şimdi 9 kişiden birkaçını hatırlıyorum. Bir tanesi resmi olarak bir partinin il başkanlığını yapan bir arkadaşımızdı. Bir tanesi köy ağasıydı. Bir tanesi köy muhtarıydı. Bunu samimiyetle söylüyorum. Bir tanesi akrabasıydı. Bir tanesi bendim, avukatıydım. Şimdi hepimiz masumuz. Hepimiz dışarıdayız. Herhangi birimizle ilgili yapmış olan bir soruşturma yok. Şimdi biz masumuz da bizimle irtibat halinde olmak mı suç? Yani bu anlamda yani gerçekten bu akıl durgunluğu yaratan bir şey. Yani böyle bir suçlamayı anlamak da mümkün değil. Yani şimdi 9 kişi dışarıda özgür, masum, en azından şu haliyle şu aşamada böyle. Ama ne hikmetse bir şehrin belediye başkanlığı, Türkiye'nin en büyük ilçesinin belediye başkanının bu kişilerle irtibat kurması, işte dostluk ilişkileri olması, arkadaşlık ilişkisi olması veya beraber gözükmesi suç. Yani bunu anlamak mümkün değil. Teşekkürler. Şimdi dosyada bir kısıtlama gizlilik kararı var. Bunun etkisi nasıl olacaktır? Evet. Şimdi dosyada kısıtlama kararı aslında yok denilebilir. Şimdi niyetinde her şey afişe oldu. Yani sorgularla aslında neyle suçlandığımız, itham edildiğimiz belli. Aslında ortada bir suç ithamı yok. Bir suç ithamı yok. Niyet okuma var. İftira var. Kumpas var. Net bir şekilde söylüyorum. Yani bu anlamda evet yani bir soruşturma yürüyor. Teknik olarak, usulü olarak hukuken bir soruşturma yürüyor ama yani ben bu soruşturmanın yani hukuki zeminden, hukuki dayanaktan yoksun olduğuna inananlardanım. Ama ben şuna inanıyorum ki bu ülkede bu tip iftiralara, ithamlara, kumpaslara geçit vermeyecek mesleki onura sahip, şerefli onurlu yargıçlar vardır, hakimler vardır, savcılar vardır. Ben eninde sonunda Başkan Bey'e karşı yapılan bu haksızlığın, bu yanlış uygulamanın, hukuksuzluğun kesinlikle yargıdan döneceğine inanıyorum. Yani bu yanlışı düzeltecek onurlu, meslek onuruna etine sahip yargıçlar olduğuna inancım sonsuz. Peki yine dosyada Ahmet Özer'in 2012-24 yılları arasında HTS kayıtlarında iletişim kurduğu insanlardan bahsediliyor. 27 kişinin terör suçundan kaydolduğu, 5 kişinin terör suçundan cezaevinde olduğu tespiti var. Bunlardan 3'ünün arandığı, 1'inin kırmızı bültende arandığı bilgisi var. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Şimdi değerli arkadaşlar, yani her birimizin hayatında beşeri münasebetlerinde suça bulaşan insanlar vardır. Yani biz ilişki kurarken bu ilişkilerimizi ayıklamak zorunda, süzgeçten gitmek zorunda değiliz. Bu insani bir şey. Yani bu akrabanız da olabilir, komşunuz da olabilir, işte sınıf arkadaşınız da olabilir, yurt arkadaşınız da olabilir. Yani bu anlamda yani şimdi Başkan Bey bir akademisyen, bir sosyolog, bir kanaat önderi, bir büyük. Yani bu anlamda geniş bir çevresi var. Yani sorunu olan, işte kendisine meramını anlatmak isteyen, bir şeyler paylaşmak isteyen, akademik anlamda görüş almak isteyen
binlerce çevresinde insan var. Yani bu anlamda son 10 yılda geriye dönük işte kimlerle görüşmüş yapmış, görüşme yaptığı kişilerin falan kesin şununla irtibatı var, şundan işlemi var, şundan gözaltısı var. Yani Sayın Başkanım, yani bunu ayıklama şansı yok, bunu gözlemleme şansı yok. Yani eğer gerçekten bir suça bulaşmışsa yargı makamı olarak harekete geçersiniz, soruşturma kuruşturmalarını tamamlarsınız. Eğer mahkumiyete esas bir delil varsa yargılarsınız, cezalandırırsınız ve bu şekilde süreci sonlandırırsınız. Yani Başkan Bey'in, Ahmet Bey'in yani bunu değerlendirmek, süzmek gibi bir veya bu ilişkiyi süzgeçten geçirmek gibi, her konuştuğunu süzgeçten geçirmek gibi bir yükümlülüğü yok yani. Anlıyorum. Peki son birkaç sorum olacaktı. Bu tutuklama soruşturma Ekrem İmamoğlu'na bir göz ardı, gözlemi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Örneğin adımı diye yorumlayanlar var. Evet arkadaşlar, şimdi nihayetinde biz bu örnekleri gördük. Bu Türkiye açısından kayyum uygulaması hukukta aslında karşılığı olmayan bir yani demokrasiye, seçmen iradesine yapılan, seçmen iradesine karşı yapılan bir haksızlıktır, bir gasptır. Yani bu anlamda yani bu uygulamalar yeni değil. Bu tamamen devlet kültüründen, devlet adabından, ahlakından uzaklaşmanın, aslında devletin denasıyla, kudlarıyla oynayıp yani partileşme sürecinin, parti devleti olmanın pratiklerini yaşıyoruz şu an. Yani o anlamda bunlar kesinlikle hukuki değil. Yani kayyum olmanın bir dayanağı da yoktur. Yani yasalarda, anayasada görevinden alınan, geçici veya kalıcı olarak alınan bir belediye başkanının yerinin doldurması ile ilgili bir yasal mevzuat var. Belediyeler kanunu var. Bununla ilgili seçim kanunu var. Maalesef bunlar işletilmeden, atatılarak bir demokrasi irade gaspı yapılıyor. Peki bu sürecin baktığımızda dosyaya daha önceki tarihlere dayanıyor. Neden sizce beklenirdi? Bir de kendisi aday olmadan önce hakkında bir inceleme de yapılıyor, araştırma da yapılıyor. O dönemde herhangi bir sorun çıkmamıştı. Evet. Şimdi belli ki yani aslında bu sorunuzun özünde şu var, şu cevap var. Hukuki bir süreçten öte bir siyasi sayıkla bu uygulamanın yapıldığı, Başkan Bey'in gözaltına alındığı ve tutuklandığı belli. Yani aslında bunun sorunun cevabını hukuki olarak değil, politik olarak aramak lazım. Politik uygulamalar sonucunda bunun yapıldığı kanaatindeyiz. O anlamda dediğim gibi bu kadar bekletilmesinin sebebi şu. Yani şimdi niyetine 30 yıldır kamu görevi gören, akademinin, kamunun her biriminde neredeyse görev almış, çalışmış, 30 yıl boyunca onuruyla bilim üreterek, bir bilim insanı sıfatıyla kamuya hizmet etmiş bir karakter ortamızda. Bu karakter insan yetiştirdi. Üniversitede akademisyenlik yaptı, dekanlık yaptı, rektörlük yaptı. Ve en son görevine gelirken de kamu görevlisiydi. Şimdi 10 yıl boyunca suç olan şey, ya neden dondurulup 10 yıl sonra işte belli bir seçmen kitlesinin iradesi olduktan sonra veya belli bir işte ilçenin seçilmiş olduktan sonra veya belli bir makama geldikten sonra müdahale ediliyorsunun cevabı işte tam da bu. Politik sahipler. Peki şimdi ne yapacaksınız? Nasıl bir süreç ilerleyecek? Evet. Evet, hukukun içerisinde hukuk arayacağız. Az önce dillendirdik. Bu yanlıştan dönecek, bu yanlışa dur diyecek. Kesinlikle Sayın Ahmet Özer'in masumiyetini ortaya çıkaracak, onurlu, meslek etiğine uygun davranacak yargıçlarımız vardır. Tabii ki bizim temennimiz bu sürecin hızlanması anlamında. Ama ben kayyumun meşrulaştırması açısından, yani yapılan uygulamada bu kayyumun atamasının meşrulaştırma açısından bu süreci açıkçası savcılık makamının ağırdan alacağını düşünüyorum. Bunu şu sayıkta söylüyorum. Yani toplumsal tepkilere yol vermemek için. Mesela bu süreci uzatıp aslında kayyumu iyice yerleştirmek, yani meşrulaştırmak. Yani bu anlamda ama son nihayetinde hukuksal olarak, teknik olarak baktığınız zaman deliller toplanmış. Hazır delillerle bir soruşturma yürütülmüş ve şu an deliller tamamlanmış durumda. İşte deliller tamamlanmışsa iddianamenin hazırlığı için herhangi bir sebep yok. Yani geciktirmek için sebep yok. Savcı isterse 24 saat içerisinde bu iddianameyi tanzim eder, bu işi yargıya taşır. Yani kovuşturma aşamasına geçebiliriz. Biz de hakkımızı, hukuk bir sürecimizi burada devam ettiririz.